Bir numaralı Dayı Bey de Starting Box'taki yerini aldı. Atlar start hakem evine girdiler. Start verildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası koşusu başladı. 3 numaralı Kafkaslı Bir Boy, 6 numaralı Uçan Bey ve 1 numaralı Dayı Bey de yarımşar boy kadar geciktiler. 4 numaralı Saltukan iyi çıkış yaptı, liderliği aldı. Startta biraz oyalanmasına rağmen hemen artıran 1 numaralı Dayı Bey ikinciliğe sokuldu. Bir boy kadar geride 5 numaralı Tekelioğlu, onun hemen yarım boy kadar içinde 2 numaralı İzbatur. Onun bir boy kadar dışında 6 numaralı Uçan Bey'i izliyorum. Onun da yaklaşık 2-2,5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Kafkaslı sırasıyla 1200 metre start yeri geçildi. Farkı 1,5 boya kadar 4 numaralı Saltukan çıkartıyor. 1 numaralı Dayı Bey dışta takibini sürdürürken hemen bir boy kadar geride 2 numaralı İzbatur 1000 geçildi. İzbatur'un dışından 6 numaralı Uçan Bey artırıp 4.'lüğe sokuldu. Bir boy kadar geride 5 numaralı Tekelioğlu, hemen bunun sağısına da 3 numaralı Kafkaslı artırıp geldi. Son 800'e doğru gidiyoruz. Bir boy faktörüyle 4 numaralı Saltukan koruyor. 800 geçirirken 1 numaralı Dayı Bey geldi. Onu yakaladı. Ondan liderliği aldı. Hemen 3.'lükte 2 numaralı İzbatur var. Hemen onun dışında 6 numaralı Uçan Bey. Bir boy kadar geriye 3 numaralı Kafkaslı gelirken 2.5 boy kadar geride 5 numaralı Tekelioğlu kaldı. 1 numaralı Dayı Bey lider. Hemen dışında 2 numaralı İzbatur. Hemen onun adeta gölgesinde 6 numaralı Uçan Bey. Bir boy kadar geride de 3 numaralı Kafkaslı sırasıyla viraj dönüldü. Orta kulvarda 2 numaralı İzbatur hakim olmaya çalışıyor. Ancak hemen yanına 3 numaralı Kafkaslı geldi. Dışta 6 numaralı Uçan Bey. İçeride de 1 numaralı Dayı Bey var. Son 200 geçildi. Dışarıdan 3 numaralı Kafkaslı geliyor, liderliği aldı. Yanında 2 numaralı İzbatur'u ikincilikte bıraktı. En iç kulvarda da 1 numaralı Dayı Bey var. Son 100 metre artık aynaya. 1,5 at boyu kadar 3 numaralı Kafkaslı önde, İzbatur saldırıyor. Asfakta Kafkaslı önde, İzbatur geliyor ancak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası koşusunu 3 numaralı Kafkaslı kazanıyor. 2 numaralı İzbatur ikinci oldu. 1 numaralı Dayı Bey üçüncü olurken 6 numaralı Uçan Bey de tabelayı tamamladı. Evet sayın yarışseverler, 3 numaralı Kafkaslı başarılı performansını bu önemli koşuda da sürdürdü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası koşusunu Selim Kaya ile kazandı. Günaltay, o da Starting Box'taki yerini aldı. Atlar start hakem evine girdiler. Start verildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası koşusu başladı. 1 numaralı Josh Artay bir boy kadar gecikti. Ortadan hücum eden 10 numaralı Turbo beklenildiği gibi hemen liderliği aldı. Dıştan 4 numaralı Günaltay'ın, 11 numaralı Yalçıner'in, 9 numaralı Taybars'ın önde kaçan 10 numaralı Turbo'yu kovaladıklarını izliyorum. Bunların bir boy kadar gerilerine 1 numaralı Josh Artay sokulma uğraşında. Fark 2 boy kadar 10 numaralı Turbo lider. 11 numaralı Yalçıner farkı azaltmaya çalışıyor. 1200 geçildi. Yarım boy kadar geride 9 numaralı Taybars. Bunun yarım boy kadar dışında 4 numaralı Günaltay'ın çabaları var. Günaltay'ın bir boy kadar gerisine Kafkaslı hücum ederek sokuldu. 1,5 boy kadar geride 1 numaralı Josh Artay 1000 geçildi. Josh Artay'ın sahasında 8 numaralı İlkbahar 4 boy kadar geride. 2 numaralı Çırağan sahasında 5 numaralı Haberkan sırasıyla son 800'e doğru gidiyoruz. Tempoyu artırdı 10 numaralı Turbo. Farkı 5-6 boy kadar çıkartıyor. 11 numaralı Yalçıner'in yanından ikinci diye Kafkaslı saklı ve farkın açılmasına imkan vermemeye çalışıyor. Fark 4 boy kadar Turbo'dan yana. Kafkaslı ikincilikte 4 boy kadar geride 11 numaralı Yalçıner. 2 boy kadar geride 4 numaralı Günaltay sırasıyla son viraj dönülmek üzere yaklaşık 3 boy, 3,5 boy farkları idealini 10 numaralı Turbo koruyor. Buralarda 6 numaralı Kafkaslı farkı azaltma uğraşlarında bu ikili buralarda grubu ayırmış gibiler. Bakalım gerilerden herhangi bir safkan öndekilere yaklaşabilecek mi? Turbo son 400'ü 2,5 boy kadar önde geçiyor. 6 numaralı Kafkaslı atağa kalktı, öndeki Turbo'yu yakalama uğraşlarında son 200'e doğru geliyoruz. Bariyer dibine yapışık 4 at boy kadar Turbo lider. Kafkaslı'nın çabaları var ancak Turbo'nun aksiyonları güzel. 5 at boyu kadar 10 numaralı Turbo önde, 6 numaralı Kafkaslı'nın çabaları boşa. 6 boy, 7 boy kadar Turbo önde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası koşusunu 10 numaralı Turbo kazanıyor. 6 numaralı Kafkaslı ikinci oldu, 2 numaralı Çırağan üçüncü, 5 numaralı Haberkan da dördüncü oldu. Evet sayın yarışseverler, 10 numaralı Turbo geçilmezliğini bu önemli koşuda da korudu ve fotoyu Halis Karataş da önde geçti. Besleneyi derin alıyor.
Atlar start hakem emrinde. Start verildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu başladı. 14 numaralı Uçan Bey 1 boy kadar geç başladı koşuya. İç kulvardan gelen 8 numaralı Hızlı Tay lider Lalı farkı 1,5 boya kadar çıkartırken 5 numaralı Gelibolu ikinciliğe girmeye çalışıyor. Hemen içinde Er Yaman şimdi ikinciliğe girdi. 13 numaralı Tümöz Bey üçüncülükte, hemen dışında 5 numaralı Gelibolu. Daha sonra 17 numaralı Eskişehirli dışında Tarakçı sırasıyla ilk 200 metre geçildi. Orta kulvardaki 6 numaralı Hızlı Tay 2 boyluk farkla koşun lideri. İç kulvarda 4 numaralı Er Yaman ikincilikte 1,5 boy kadar gerisinde. Üçüncülüğe orta kulvardan 7 numaralı Hisar Bey giriyor. Onun 2 boy gerisinde iç kulvarda 1 numaralı Aksi Çocuk. Onun 2 boy gerisinde orta kulvarda Eskişehir'le, hemen içinde 5 numaralı Gelibolu. Yarım boy kadar geride orta kulvarda Hayatım. Onun sarısında dış kulvarda 3 numaralı Beslenay. Daha sonra iç kulvarda 18 numaralı Onur Kağan. Sarısında iç kulvarda Tümöz Bey'i, 2 numaralı Bal Bey izliyorum. Daha sonra 8 numaralı İhsan. 2 boy geride iç kulvarda 13 numaralı Tümöz Bey. Onun dışında 9 numaralı Orçun. Aralarında 16 numaralı Bulut Reis sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere koşun liderliğini iç kulvardaki 6 numaralı Hızlı Tay yapıyor. Onu farkı 2 boya kadar çıkardı. Orta kulvardan gelen 17 numaralı Eskişehirli aradaki farkı azaltmaya çalışırken iç kulvardan 5 numaralı Gelibolu'nun çabaları var. Düzlüğe çıkıldı. Farklar azaldı. Hızlı Tay asfaltta lider içeriden 5 numaralı Gelibolu atak yaptı. Liderli aldı. Dışından 17 numaralı Eskişehirli'nin atakları var. Ve son 200 metreye doğru yaklaşıyor. Orta kulvarda 5 numaralı Gelibolu lider dışarıdan. Hızlı Tay içeriden Onur Kağan. Daha geriden 9 numaralı Orçun atak yapıyorlar asfaltla. 5 numaralı Gelibolu önde içeriden. 18 numaralı Onur Kağan dışarıdan. Hızlı Tay'ın dış kulvardan 9 numaralı Orçun ve 15 numaralı Hayatım geliyorlar. Gelibolu önde içeriden. Onur Kağan atak yapıyor iç kulvardan. 18 numaralı Onur Kağan dışarıdan. Gelibolu ikilisi birlikte geçtiler fotoyu. 12 numaralı Tozan ve dış kulvardaki 15 numaralı Hayatım arasındaki üçüncülük kararı da barış hekemlerine kaldı. 5 numaralı Gelibolu ve 18 numaralı Onur Kağan arasındaki birincilik barış hekemlerine kalıyor. Atlar hazır. Beyaz bayrakta kalktı. Start verildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kupası koştu. Başları sayın yarışseverler. Gayet toplu bir çıkış oldu iç kulvardan gelen. 13 numaralı Şahbazlı öne düştü. Lider Yalıp farkı 1,5 boya kadar çıkardı. İkinci yarış kulvardan gelen. 11 numaralı Koca Erol girdi. Bunun sağrısında bariyer dibine yakın. 5 numaralı Gelibolu üçüncülükte. Bunun hemen dışına 6 numaralı Göktekin geldi. 1 boy kadar geride bariyer dibine yakın. 2 numaralı Bozdiğit hemen dışında. 1 numaralı Besleney tek at gibiler. 1,5 boy kadar geride. Orta kulvarda izliyorum. 7 numaralı Küçükcan'ı hemen dışında. 3 numaralı Jungle. Bunun sağrısında bariyer dibine yakın 12 numaralı Lider Tay var. Lider Tay'ın 1 boy kadar gerisinde. Orta kulvarda 10 numaralı Kara Üzüm. Hemen sağ arasında 8 numaralı Onur Kağan 1 boy kadar geride. 4 numaralı Darfur var. Darfur'un da 2,5-3 boy kadar gerisinde. Grubun son sırasında 9 numaralı Tozan sırasıyla safkanlar son 800 metreye doğru yaklaşıyor. Liderliği alan 11 numaralı Koca Erol oldu. Farkı da 1 boya kadar çıkardı. 13 numaralı Şahbazlı ikincilikte kaldı. Bunun 1,5 boy kadar gerisinde bariyer dibine yakın. 6 numaralı Göktekin 3. sırada. 4.'deki yeri değişmedi. Orta kulvardaki 5 numaralı Gelibolu'nun. Daha sonra orta kulvarda 1 numaralı Besleney. Daha sonra bariyer dibine yakın. 2 numaralı Bozdiğit var sağlarında dışta. 7 numaralı Küçükcan. Bunun 1 boy kadar gerisinde de 12 numaralı Lider Tay sırasıyla viraj dönüldü. Orta kulvardan gelen 13 numaralı Şahbazlı tekrar liderliği alma uğraşında bariyer dibindeki 11 numaralı Koca Erol'dan. Bu iki safkanın ortasına doğru 2 numaralı Bozdiğit atak yaparken daha geriden Lider Tay'ın en dış kulvardan 5 numaralı Gelibolu'nun bariyer dibinden 4 numaralı Darfur'un da ataklarını görüyorum. Bu şekilde safkanlar son 200 doğru yaklaşırken en dış kulvara da 8 numaralı Onur Kağan geliyor. En dış kulvardan gelen 8 numaralı Onur Kağan liderliği alıyor. Bir boyda fark yapıyor ve koşuyu 8 numaralı Onur Kağan kazanıyor. İkincilik için kritik bir foto olacak. 10 numaralı Kara Üzüm, 9 numaralı Tozan, 1 numaralı Besteney, 5 numaralı Gelibolu ve 12 numaralı Lider Sayda ikincilik için çok yakın aralarla fotoya geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası koşusunu kazanan safkan belli. Sayın İhsan Altın'ın 8 numarayla start alan Onur Kağan isimli safkanı jokeyi Gökhan Gökçe ile kazandı. Kulvarına yöneltildi gözleri örtülen Tozan. Tozan da starttaki yerini aldı. Atlar hazır. Start verildi ve bu yıl 51.'si düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu başladı. Koşunun liderliğini dıştan yaptığı ataklarla 6 numaralı Hızlı Tay almaya çalışıyor. Hemen yanına yine yüksek tempoda giden safkanlardan
3 numarada Cihan Ser geldi. 1,5 boy kadar geride 7 numaralı Hisar Bey 3.'lüğe yerleşirken. Hisar Bey'in 2,5 boy kadar gerisinde 14 numaralı Uçanoğlu 4.'lükte. Onun 1 boy gerisinde 5 numaralı Gelibolu sağrısında iç kulvarda 12 numaralı Baba Mevlüt var. 1 boy kadar geride dış kulvarda 8 numaralı Kara Üzüm onun 1,5 boy gerisinde. Dışta 2 numaralı Burkal içinde 9 numaralı Kurteli izliyorum 1,5 boy kadar geride. Dışta yaptığı ataklarla 13 numaralı Pelikan önde yer tutma çabasında. Onun 1 boy gerisinde 1 numaralı Batukan içte hemen dışında 4 numaralı Darfur 2 boy geride. 15 numaralı Yalnız Efe onun 2,5 boy gerisinde 11 numaralı Özfidan 2,5 boy geride. Son sırada 10 numaralı Tozan sırasıyla son 800 metre geçildi. 6 numaralı Hızlı Say 1,5 boy farkla liderliğini sürdürüyor ikinciliğe. 7 numaralı Hisar Bey yerleşti. Hisar Bey'in 1,5 boy gerisinde Cihan Ser 3.'lükte kalırken Cihan Ser'in yarım boy kadar dışına 14 numaralı Uçanoğlu geldi. Onun hemen dışında 5 numaralı Gelibolu var. Gelibolu'nun içinde bekleyişini sürdürüyor 12 numaralı Baba Mevlüt. Dışarıdan 2 numaralı Burkal atağa kalkarken daha geriden 9 numaralı Kurtel de sprinte kalktı. Düzlüğe çıkılırken farklar azaldı. İç kulvardan yaptığı ataklarla koşunun liderliğini 14 numaralı Uçanoğlu aldı. Ortadan 12 numaralı Baba Mevlüt yüklendi. Dışarıdan 2 numaralı Burkal'ın daha geriden Darfol'un çabalarıyla son 200 geçiliyor. İçeride 14 numaralı Uçanoğlu önde. Ortadan 15 numaralı Yalnız Efe atağa kalkıyor. Son 100'e doğru Uçanoğlu yarım boy farklı önde dışından. 15 numaralı Yalnız Efe geliyor. 1,5 boya çıkardı farkı Uçanoğlu. Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusunu Uçanoğlu kazandı. 15 numaralı Yalnız Efe ikinci, 12 numaralı Baba Mevlüt üçüncü. 9 numaralı Kurtel de dördüncü oldu. Koşuyu 14 numaralı Uçanoğlu Akın Sözen'le kazandı. Koşuya katılacak atlar box için hazır. Beyaz Bayrak Havada start verildi ve 2014 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu başladı. 14 numaralı Kurtça Bey çıkıştan sonra rakiplerin 2 boy kadar gerisine düştü. Açık grup 1 mücadele 10 numaralı Tanatar'ın lideriyle başladık. Fark 1 boy kadar. 1400 geçirirken en yakın takipçi 6 numaralı Hisar Bey. 6 numaralı Hisar Bey'in hemen dışına çıktı. 8 numaralı Kıbrıs'ı 1,5 boy kadar geride 4. yer tutan isim Gelibolu. Gelibolu'nun 1,5 boy dışında 5.likte 2 numaralı Baba Mevlüt var. Baba Mevlüt'ün 1,5 boy kadar gerisinde iç kulları tutan Şahbaz hemen dışında 13 numaralı Baş Teklavi şeklinde 1000'e doğru ilerliyoruz. 10 numaralı Tanatar kaçıyor. Fark buralarda 2,5 boya kadar çıktı. Takipçi değişmedi. 6 numaralı Hisar Bey 2 boy kadar geride 1000 geçirirken 3.'lükte Kıbrıs'ı var. 2 boy kadar geride 4.'lü attı kendini Baba Mevlüt. Bariyer dibinde 5.'likte kaldı Gelibolu. Gelibolu 1,5 boy kadar gerisinde 6.'lığa yürüdü. Basteklavi 7.'likte 1 boy kadar geride Şahbazlı. Onu 1 boy kadar gerisinde dış kulvarda 11 numaralı Uçanoğlu. 800 geçirken 1,5 boy kadar geride iç kulvarda 1 numaralı Akarçay. Akarçay'ın hemen dışında yer tutan Karayüzüm. Karayüzüm'ün 1,5 boy kadar gerisinde ortada Kurtça Bey. İç kulvara yakın 3 numaralı Burkal şeklinde Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusunda son viraja doğru yaklaşıyoruz. 10 numaralı Tanatar azalan farklı rağmen koşunun lideri. Buralarda iki isim onu sıkıştırmaya başladı. Bariyer dibini tutan 8 numaralı Kıbrıslı ve dışından yürüyen 6 numaralı Hisar Bey. Geriden Gelibolu'nun Şahbaz'ın en dış kulvardan Başteklavi ile birlikte Baba Mevlüt'ün ataklarıyla 300'e gidiyoruz. İç kulvardan yürüyen 8 numaralı Kıbrıslı buralarda liderliği aldı. Fark 2 boy kadar çıkardı. Pistin ortasından Baba Mevlüt. Dış kulvardan 11 numaralı Uçanoğlu geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusunda son 200 geçirirken Kıbrıs lider. Pistin ortasından 11 numaralı Uçanoğlu içinden Baba Mevlüt. Aralardan Gelibolu çıkmaya çalışıyor. En dış kulvardan Karayüzüm ile birlikte son 50. Dışarıdan Karayüzüm. Ortada Baba Mevlüt. İçeride Kıbrıslı mücadelesinde. 3 saftan. Yakın arayla çizgi geçiyorlar. Karar Barış hakemlerine kaldı. 9 numaralı Şahbazlı. 5 numaralı Gelibolu arasındaki 4.'lük kararı da Barış hakemleri tarafından belirlenecek. Müthiş final değerli yarışseverler. Kazanan kim oldu? Bunu birazdan hep birlikte öğreneceğiz. Atlar Start ekibinde start verildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu başladı. Koşun liderliğini iç kulvara yakın 1 numaralı Burkal aldı. Yarım boy kadar gerisinde iç kulvarda 4 numaralı Ertürk onunla olan farkı azaltırken dışlarına da 10 numaralı Tek Sulut geldi. 1,5 boy kadar geride 14 numaralı Adası yarım boy geride 9 numaralı Şahbazlı.
Onu yarım boy kadar gerisinde iç kulvarda 12 numaralı Yakup Bey, bir boy kadar geride orta kulvarda 16 numaralı Mengübert, iki boy geride 11 numaralı Uçanoğlu, 11,5 boy gerisinde 5 numaralı Gelibolu, yarım boy kadar geride iç kulvarda 15 numaralı Azmi Reis, onun sağrısında şimdi dış kulvarda 8 numaralı Orçun, yarım boy kadar geride bariyer dibinde 13 numaralı Yalnız Efe, hemen dışında 2 numaralı Derhadır, 1,5 boy geride 6 numaralı Karaüzüm, içinde 17 numaralı Uçan sırasıyla son 1000 metreye girildi. Orta kulvardan temposunu artıran 10 numaralı Tek Sultan farkla liderliği aldı. Yarım boy kadar gerisinde ikincilikte iç kulvarda 1 numaralı Burkal var, onların yanına 9 numaralı Şahbazlı geldi. 1,5 boy kadar 4 numaralı Ertürk geldi. 1,5 boy gelen iç kulvarda Şahbazlı. Onun yarım boy gerisinde 16 numaralı Mengübert. 1 boy geride 14 numaralı Adası, daha sonra 12 numaralı Yakup Bey, dışında Gelibolu, daha sonra Orçun ve yarım boy kadar gerisinde 11 numaralı Uçanoğlu sırasıyla son viraj dönülmek üzere. İç kulvara yakın 10 numaralı Teksut Asfalt'ta lider. 1 numaralı Burkal tekrar fark azalttı. Dışlarına 16 numaralı Mengübert geldi. Bariyerden de 9 numaralı Şahbazlı. Daha sonra 12 numaralı Yakup Bey'in ataklarıyla dışarıdan Orçun'la ataklarıyla son 400 metreye girdi. Dışarıdan gelen şimdi 15 numaralı Azmi Reis Asfart'ta liderliği dışından. 9 numaralı Şahbaz'ın daha geriden, 16 numaralı Mengübert'in dışarıdan, 6 numaralı Karayüzüm'ün, 13 numaralı Yalnız Efe'nin atakları var. Asfart'ta Azmi Reis önde, dışarıdan Yalnız Efe onun dışından. 6 numaralı Karayüzüm gelir Asfart'ta, Karayüzüm önde. Yalnız Efe gelir, Karayüzüm önde Asfart'ta. Yalnız Efe gelir, 6 numaralı Karayüzüm koşuyu kazanıyor. 13 numaralı Yalnız Efe ikinci, 15 numaralı Azmi Reis üçüncü, 11 numaralı Uçanoğlu da dördüncü oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusunu 6 numaralı Karaüzüm Selim Kaya ile kazandı.